Tunus, Fas, Cezayir çok güzel ülkelerdir orası. Yani o bölge olduğu birbirine çok benzer. Faslılar, Tunuslar ve Cezayirler. İklim olarak da çok güzeldir. Ruh olarak da çok güzeldir. Ama tabii Mehdiyet'in bir esintisi orayı çok daha güzelleştirecektir. Daha temiz, daha bakımlı, daha kaliteli, daha zengin, daha neşe dolu, daha heyecanlı, daha imanlı olacaklardır. Mehdiyet de oralar çok güzel olacaktır. Ama şu haliyle de bile hepsini çok seviyoruz. İnşallah. İbrahim Aleyhisselam mesela 195 sene yaşadı. Maşallah. Yakup Aleyhisselam 149 sene yaşadı. Hazreti Yusuf 120 yaşına kadar yaşadı. Hazreti Musa 123 yaşına kadar. Davut canım benim ama 70 yaşına kadar yaşadı. Hazreti Süleyman 180 yaşına kadar yaşadı. Zekeriya mesela sonunda şehit oldu ama kaç sene? 300 sene yaşadı. Yani şehit olduğunda 300 yaşındaydı. 300 yaş. Salih Aleyhisselam mesela 180, Şuayb Aleyhisselam 254, Hud Aleyhisselam 165, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem 63 sene, Adem Aleyhisselam'ın 930 sene, İsmail Aleyhisselam Arapların soyunun babasıdır İsmail Aleyhisselam 137 sene. Ya ben anlayamadım da oradaki Filistinliler Hazreti İsmail'in soyundandır. Bak Filistinliler Hazreti İsmail'in soyu. Museviler de hep Yakup'un soyundan. Aynı babanın evlatları ya. İnanılır gibi değil. Yani ırk olarak, kavim olarak aynıdırlar. Aynı soydan geliyorlar. Aynı babanın evlatlarlar. Kavgaya ne gerek var ya? Dost olup, kardeş olup birlikte oraları cennete çevirebilirler. Araya adam gelse, insan gelse işte Mehdi ile hallolacak inşallah. Birbirlerine sarılıp dost olup konuyu bitirirler ya. Bu kavgaya ne gerek var yani? Şu kapıyı kapat. Niye dekolte numaralar var diyor. Kardeşim şimdi internete girdiğimizde genç kızların hep dekolte kıyafetle resim çektiğini görüyoruz. Önden, arkadan, plajda, uzanmış falan. Kendini güzel göstermeye çalışıyor. Modern kızların hemen hemen %90'ı, %95'i öyle internete girdiğimizde. Şimdi gelenekçi Ortodoks kesime göre bunların dine dönmesi imkansız gibi bir şey. Ya zaten muhatap olmaz, konuşmaz, kale almaz ve onları günahkar ve fasık olarak görüyorlar. Sizin bunlara yanaşmanız mümkün değil. Ama dekolte olan bir hanım onlarla rahatça bağlantıya geçebilir, konuşabilir. Çünkü aynı modda olmuş oluyorlar. Benim arkadaşlarımın dekolte olmasının sebebi de o hanımlarla rahat bağlantıya geçebilmeyi sağlamak. Siz bağlantıya geçmiyorsunuz. Bağlantıya geçene de müsaade etmiyorsunuz. Ne olacak peki o insanlar? Dünyadaki hanımların da Avrupa, Amerika, hepsi dekolte. Hepsi dekolte. Mesela kafelerde resim çektiriyorlar dekolte. Diskolarda resim çektiriyorlar dekolte. Eğlence yerlerinde, plajlarda hepsine resim var. Sen onları dışlamışsın. Kesin bir bağ koparmayan yani bağı koparmışsın. Ve fasık hükmünde görüyorsun. Günahkar hükmünde görüyorsun. Ama onlara bir uyarı yapmıyorsun, tebliğ yapmıyorsun. Ya yani tamamen bırakmışsın. Şimdi biz de senin gibi olmuş olsak biz de onları bırakacağız. Hiçbir bağlantımız olmayacak. Ama hanım arkadaşlarım dekolte olduğunda, onlar gibi giyindiğinde, onlar gibi konuştuğunda onlar onlara karşı yabancılık hissetmezler. Rahatça konuşur, rahatça dost olur, rahatça bağlantı kurar ve rahatça dinin tebliğini alırlar. Bunu anlatamıyorum ben bu insanlara. Bir türlü anlamıyorlar. Eski Diyanet açıklaması, biz bağ kuramadık zaten diyorlar. Diyanet İşleri Başkanı diyor, bağımız koptu diyor. Peki biz bağ kuralım, ona da müsaade etmiyorsun. Nasıl yapacağız?
Mesela eski hanım zamanlarda kadınlar bir daha dekolte giyemeyecekler için, denize giremeyecekler için Kur'an'dan, dinden hiç bahsetmek istemiyorlardı. Müslüman gördüğümü kaçıyorlardı. Evet. Hiç eve Kur'an dahi sokmuyorlardı. Birçoğu. Yani hoca falan, din adamı, dindar birisi görmüyor, felik felik kaçıyorlardı. Derin bir uçurum meydana gelmişti. Biz bu uçurumu ortadan kaldırdık. Evet, toplum net ikiye ayrılmıştı. Laik aydınlar, gelenekçi Ortodoks Müslümanlar. İkiye ayrılmıştı. Kavga an meselesiydi. Nitekim o kalkışmada Türkiye her an gidebilirdi. Yani bir de daha şiddetlense her an gidebilirdi. İşte o aradaki bağı biz sağladık. O kopuk bağı birleştirmiş bir yapı olarak o felaketi engellemiş olduk. O felaketi durdurduk. Ondan dolayı sakinleştirmede çok başarılı oldunuz o tabii. Gezi olaylarında. Bizim milliyetçi, muhafazakar, dindar kesimle laik, dansla, müzikle, eğlenceyle iç içe olan kesim arasında uzlaştırıcı bir vasfımız var. Bir köprüyüz. Biz olmasak müthiş bir kopukluk olur. Evet. Ve derin bir öfke bağı da oluşabilir. Yani bir öfke uzaklığı meydana gelebilir. Bunu da ortadan kaldırıyoruz. Bu milli bir mesele. Faydalı bir şey. Mesela şimdi plajlarda genç kızlar namaz kılıyor. Namazın kolaylığını gördüler. Mehmet Görmez ne dedi? Dindarlığımızın dedi ahlak hukuk yerine neden tefrika ve gerilim ürettiğini anlayamıyoruz dedi. Mesela yüreklerimizdeki peygamber sevgisinin içimizdeki kin, öfke ve nefreti neden bitirmediğini, Müslümanlığımızın kardeşlik ahlakı ve hukukun gereklerini yerine getirme konusunda niye etkili olmadığını bilemiyoruz dedi. Yapamıyoruz dedi. Yani biz bittik dedi. Yapacağımız bir şey yok dedi. Diyanet teşkilatı olarak 100.000 aşkın bir kadro olarak biz mahcubuz dedi. Vallahi en mahcubunuz benim. Allah'a yemin olsun ki en mahcubunuz benim. Çünkü hakkıyla görevimi ifa etmiyorum, edemiyorum dedi. Gençlerle bağlantı kuramıyoruz dedi. Biz bağlantı kuruyoruz, bize müsaade etmiyorsunuz. Evet. Ne yapacağız? Adnan Bey, Kıbrıs Hazretleri'nin aslında bir açıklaması vardı. Bilhassa gençlere çok büyük faydalarınız olacak diyordu sizin için. Evet. İnşallah. Peygamberimiz Ukas Panayı'na tebliğ yapıyordu. Orada dansözde oynuyordu. Çıplak kadınlar da vardı. Kadınların %80'i dekolteydi. Evet. Ukas Panayı'nda. Çaka çaka kadın doluydu. Peygamberimiz gidip tebliğ yapıyordu. Evet, evet. Kaçınmıyordu. Dindarlığın hayat dolu bir yaşam olduğunu biz gösterdik. Adamlar ağlama dini, inleme dini, acı dini, işte asma kesme dini, hayatı yaşayamama, sevinçten, neşeden uzak olma, dans edememe, müzik dinleyememe, hayattan tamamen kopma dini olarak biliyorlardı. Biz aksi olduğunu anlattık. Ondan sonra gençler dine sıkı sıkı sarılmaya başladılar. Şimdi İspanya'nın en büyük haber ajanslarından birine röportaj yaptım.